akşamlar sevgili izleyiciler. TV Haber Merkezi'nin hazırlanan 18.30 akşam bültenini izliyorsunuz. Sağlık Bakanı Recep Aktağ hafta sonu geldiği Ordu'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Aktağ bu ziyaretlerden birisini AK Parti Ordu İl Başkanlığı'na gerçekleştirdi. Bakan Aktağ burada basının da sorularını yanıtlayarak FETÖ'den ihraç edilen sağlık personeli hakkında bilgi verdi. Vallahi basın bizden hızlı arkadaşım. Sağlık Bakanı Recep Aktağ Ordu'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Recep Aktağ, Sağlık Bakanlığı içinde FETÖ operasyonları ile ilgili açığa alınan ve ihraç edilen sağlık personeli hakkında bilgi verdi. Bizim sağlık hizmetlerimizi çok ciddi ölçüde etkilemedi. Sonuçta bizim ihraç ettiğimiz 6500'ün biraz üstünde sağlık personeli var. Ama bizim 500 bine yakın personelimiz var. Bakan Aktağ, 6500'ün üzerinde ihraç edilen sağlık personeli bulunduğunu vurgulayarak doktor sayısı olarak da 1500 civarında bir ihraç oldu. Bu toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil diye yanıt verdi. Bunların içinde gerçi hizmet alım firmalarının da çalışanlar da var. Doktor sayısı olarak da 1500 civarında bir ihraç oldu. Bu toplam doktor sayımızın içinde çok büyük bir sayı değil. Ama biz yine de maliyeden bu eksikleri tamamlamak için gerekli kadroları istedik, bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yılda gereken istihdamı da yapacağız. Tabi FETÖ, PDE mensubu bir kişinin e, devletin kurumları içerisinde kamuda çalışması sadece bir sayı olarak düşünülmemeli. Çok riskli, çok tehlikeli bir iş. 15 Temmuz'dan uzaklaştıkça bazen biz yaşadığımız tehlikenin ne kadar büyük bir tehlike olduğunu belki unutuyoruz. Biz büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştık. Referandum sürecinde CHP'nin tutumunu anlamak biraz zor olduğunu vurgulayan Bakan Akta, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda da ordudan %70-80 civarında oy beklediğini bildirdi. Demokrasi dendiğinde mangalda kül bırakmayanların sandık milletin önüne götürülmeye çalışıldığında buna mani olmaya çalışmaları gerçekten dikkat çekicidir. Cumhuriyet Halk Partisi ya da HDP neden korkuyor? Karar verecek 80 milyon milletin oy kullanan seçmenleri değil mi? Millet her zaman doğruyu bulmuştur. Allah'ın izniyle bu referandumda doğruyu bulacaktır. Biz buna inanıyoruz. Milletin ferasetine güveniyoruz. Dolayısıyla biz aslında Cumhurbaşkanı halkın seçmesiyle ilgili olarak verilen kararı ki buna da millet karar vermişti anayasayı değiştirdiğinde o karar, kararı şimdi tamamlıyoruz. Türkiye'de yaptığımız budur. İnşallah AK Parti Ordu İl Teşkilatı olarak, ordudaki bütün teşkilat mensuplarımız olarak ben de kendimi AK Parti İl Teşkilatı'nın bir mensubu sayıyorum. Evet, siz kabul ediyorsunuz. Ben de büyük bir memnuniyetle kendimi böyle hissediyorum. Büyük bir oldu da hep beraber imza şey atacağız. ciddi yaptırımlar geliyor konuyla ilgili hafta sonu geldiği da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Recep Aktağ, Sezaryen konusunda ciddi yaptırımlara hazırlık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere, aynı şekilde Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hekimlerimize bir takım yaptırımlar gelecek diyerek doktorlara gözdağı verdi. Evet. Gelin bakalım güzeller nasıl? Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Recep Aktağ, bir otelde düzenlenen İli Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Recep Aktağ, bir gazetecinin Sezeryan'la doğum ve anne ölümlerine ilişkin sorusu üzerine Türkiye'de anne ölümlerini ciddi ölçüde azalttıklarına dikkat çekti ve Sezeryan konusunda ciddi yaptırımlara hazırlık yaptıklarını söyledi. Akta, dünyada sezaryen oranları açısından Türkiye'nin birinci sıraya yerleştiğini işaret ederek, sezaryen hem anne için hem de bebeği için gereksiz yapıldığında ölüm riskini artıran, annenin konforunu bozan, bebeğinde sonraki hayatı boyunca sağlığını olumsuz etkileyen bir husus. Dolayısıyla bu sezaryen meselesinde bütün kurumlarda ama özellikle özel sektöre ait kurumların ve hastanelerin itina etmesi gerekiyor. Bu meselenin üzerinde biz ısrarla durmaya devam edeceğiz, diye konuştu. Sezaryen konusunda ciddi yaptırımlara hazırlık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere, bakın bunun altını çiziyorum, gereksiz yere, yüksek olan hastanelerde ki bunların hemen hemen hepsi özel hastane. Sezaryen sezeryan oranı gereksiz yere yüksek olan hekimlerimize bir takım yaptırımlar gelecek. Hekimlerimizi bu şekilde yüksek sezeren oranı olan ve bu sezerenlerin gereksiz yere yapıldığı tespit edilen hekimlerimizi tecrübelerini, normal doğum tecrübelerini artırmak üzere eğitimler alacağız. Sezeryanı gereksiz yapan hastaneler içinde mevzuatın bize verdiği yetkiler çerçevesinde, hukuk çerçevede kurma cezaları vereceğiz. Çünkü artık bu bıçak kemiğe dayanmış bir iş dünyada sezeryan oranları açısından Türkiye birinci sıraya yerleşti epeyce bir zamandır. Ve sezeryan hem anne için hem bebeği için gereksiz yapıldığında ölüm riskini artıran, bebeğin sonraki hayatı boyunca annenin konforunu bozan, bebeğin de sonraki hayatı boyunca sağlığını olumsuz etkileyen bir husus. Mesela çok yakın bir zamanda Harvard Üniversitesi'nde bir bilimsel açıklama çıktı. Sezeryanla doğan bebeklerde şişmanlık Oran daha yüksek. Bu sadece birisi. Buna benzer enfeksiyon oranları yüksek mesela. Buna benzer birçok örnek daha var. Dolayısıyla bu sezeryem meselesinde bütün kurumların ama özellikle özel sektör ait kurumların ve hastanelerin itina etmesi gerekiyor. 5 ay sonra düğün yapmazlığına giren ve dün sabah yatağında ölü olarak bulunan Gülçin Tekinkaya bugün toprağa verildi. Altınordu Teyneli Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninde hüzün ve gözyaşı vardı. Allahu ekber. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yatağında ölü bulunan Gülçin Tekinkaya, Altınordu ilçesi Teyneli Mahallesi'nde toprağa verildi. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Tekinkaya'nın cenazesi Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Altınordu ilçesine bağlı Teyneli Mahallesi'ne götürüldü. Burada evinin önünde ailesi tarafından helallik alınan genç kızın cenazesi daha sonra omuzlarda taşınarak mahalle meydanına götürüldü. Genç kız burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Şarafat etmemiz lazım. Nefis insanın hela ve heveslerine düşkün olan bir şeydir. Genç yaşta ölümüyle yakınlarını üzen Tekin Kaya'nın nişanlısı Furkan Kılıç'ın da güçlükle ayakta durduğu çiftin 5 ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumen ruhu Allah rızası için. El Cenazeye Tekin Kaya'nın yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve çok sayıda kişi katıldı. Altınordu ilçesine bağlı Teyneli Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Gülçün Tekin Kaya'nın sabah kalkmaması üzerine ailesi odasına girmiş, Tekin Kaya'nın yatakta hareketsiz olduğunu gören ailesi durumu sağlık ekibine haber vermişti. Yapılan incelemede Tekin Kaya'nın öldüğü tespit edilmişti. Dünlerdi! Dünlerdi! <laughs> i̇kinci dönemin ilk dersleri yarın sabah çalacak okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 15 günlük yarı yıl tatilinden sonra yarın sabah ders başı yapacak. Ordu'da 131.500 öğrenci ders başı yapacak. Öğrencileri ikinci dönemde yoğun bir sınav dönemi bekliyor. Günaydın. Sağ! Günaydın. Günaydın. 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 20 Ocak Cuma günü sona ermişti. Eğitime verilen 15 günlük ara artık sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 20 Ocak Cuma günü başlayan yarı yıl tatil sonrası yarın sabah ilk ders diliyle ikinci dönem eğitim öğretime başlayacak. İleride okuyacağınız temeller var. Dolayısıyla... inşallah sizler de başarısınız. Başarı güzel bir şey. Bunu var mutlu olmak, ailesiyle beraber, öğrenci arkadaşlarıyla, öğretmenlerle beraber gerçekten bizi de gururlandırıyor. Ordu'da 131.500 öğrenci yarı yıl tatilini bitirdi. İki haftalık yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem yarın başlıyor. Eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak. İkinci dönemde öğrencileri yoğun bir sınav dönemi de bekliyor. İkinci dönemde 8. sınıf öğrencileri Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinden 26 ve 27 insanda temel öğretimden orta öğretime geçiş ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOK sınav sonuçlarının Haziran'da açıklanması planlanıyor. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması, yüksek öğretime geçiş sınavı, 12 Mart Pazar günü ikinci aşama olan Lisans yerleştirme sınavları 10 ve 11 Haziran'la 17 ve 18 Haziran'da 5 oturumda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sömestr tatili sonrası en büyük sorunları ise okullara uyum sorunu. Zira öğrenciler tatil rahatvetlerinin üzerlerinden atamıyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Bu 3 gün uykunuzu erkene çekin. <laughs> Okulların açılmasıyla trafik de hareketlenecek. Öğrenci servisleri yollara çıkacak. Ordu'nun Fas ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. <laughs> Ordu'nun Fas ilçesi Sakarya mahallesindeki aynı yanı ait evde henüz nedeni belli olmayan sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Duman çıkmıyordu. Aha. Davet oldu diyorduk, yangın vardı, işte duman çıktı diyorduk, dışarı çıktı, alerji çıktı. Ya kardeşim işte bir, bir, bir sobadan çıkıyor zannediyorduk biz dumanı, anlamadık. Görünce bir daha itfaiye çağırdık da. İtfaiyeye? Yani. Kalladı Birden de parladı? Birden de parladı. Anında parladı. Anında parladı, anında parladı. Yangın sırasında evde mahsur kalan Sedat, Safet, Sedanur ve Gülcan Üzüm itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şurayı başlatalım. Dumandan etkilenen ve hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi 112 acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ordu Aile Mahkemesi istatistiklerine göre Ordu'da boşanma sayısı her yıl artarak devam ediyor. Ordu Baro Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz 2012'den 2016 yılına kadar boşanma istatistiklerini açıkladı. Ordu Baro Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz, Ordu'da boşanma çift sayısında son yıllarda artış yaşandığını vurguladı. Ordu Aile Mahkemesi verilerine göre bu artışların 2012 yılından başlayıp 2016 yılına kadar devam ettiğini belirten Baro Başkanı Poyraz 5 yıllık istatistikleri açıkladı. Bana verilen bilgilere göre 2012 yılında bir boşama davası sayısı Ordu Adliyesi açısından 478 iken yıllara göre artış göstermiş. 2013'te 488, 2014'te 553, 2015'te 558 ve 2016 yılında 605 rakamına ulaşmış. Görüldüğü üzere oransal olarak artışlar söz konusu. Poyraz, ekonomik nedenlerin ve son yıllarda hayatımıza giren sosyal medyanın boşanma nedenlerinin başında geldiğini söyledi. Kadının e, ekonomik özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte artık tek adamlık devirleri e, miadını doldurdu. Ekonomik özgürlüğe sahip olan e, kadın da artık ailenin yönetiminde, e, planlanmasında hak sahibi olmak istiyor. Bu da çok doğaldır ve tabidir. E, bunu sağlıklı bir şekilde paylaşamaz ve organize edemezseniz çatışmalar meydana geliyor. Bu çatışmalarda çözülemediği noktada yerini boşanmaya bırakıyor. Yine bunun haricinde e, toplumumuzun getirdiği bir e, teknolojik gelişme var, sosyal medya. Sosyal medya birçok yolları iyi olmasına rağmen aile birlikteliğini bozan ciddi bir tehdit ve tehlike olarak algılıyorum. Çünkü insanlar artık ev içerisinde dahi birbirlerini mesaj ve whatsapp ya da messenger yoluyla haberleşiyorlar. Neredesin, buradayım falan. E, sosyal il iletişim yok. E, çocuklar bir tarafta, anne bir tarafta, baba bir tarafta. Bunun başka yansımaları da var. Aile bütünlüğü bozuluyor, akrabalara ziyaretler azalıyor. İletişimin olmadığı yerde sağlıklı sonuç almak da mümkün değil. Buna ailelerimiz hassas bir şekilde eğilmeleri gerekiyor. Tabii benim uzmanlık alanım hukuk, avukatlık mesleğini icra ediyorum. Sosyal hizmet uzmanı ya da sosyolog değilim. Bunların aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, sosyologların, psikologların, aile danışmanlarının incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Kısa bir süre önce kurulan Ordu Gölköy Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çeşitli ziyaretler kapsamında orduya geldi. tv 2 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay'da ziyaret eden Gölköy Dernekler Federasyonu üyeleri amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu dile getirdi. Orduyu temsil ediyor. baktığın zaman 52 civarında. Evet. Evet. Geçtiğimiz günlerde 18 Gölköy Derneği'nin birleşmesiyle birlikte kurulan Gölköy Dernekler Federasyonu, Başkan Necati Özdemir önderliğinde çeşitli ziyaretler için orduya geldi. 14 kişilik yönetim kurulu üyesi ile birlikte orduya gelen Gölköy Dernekler Federasyonu tvl Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay'ı da ziyaret etti. Merhaba nasılsın Sağ olun. Allah aşkına olsun, evet. olsun, Ziyaret kapsamında konuşan Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Necati Özdemir yapacakları çalışmalar ve ziyaretler hakkında bilgi verdi. tam e, tabii ziyaretlerimiz devam edecek. Gölköy'den başlayacağız. Hava şartlarından dolayı e, böyle Allah razı geldik. İşte bizim Ali Kemal Başkanı'ndan başlayıp işte Enver Başkanı'ndan, Enver Yılmaz Başkanı'ndan, işte valilikten, il başkanından, kaymakamından, altın ordudan. Yani burada bir geniş bir programla tabi önümüzdeki aylarda inşallah haftalarda katılacağız. Ee, biz 14 arkadaşla birlikte geldik. Necati Özdemir, derneğin her geçen gün daha büyüyerek yoluna devam edeceğini söyledi. Aslında bizim tek bir sevdamız var Gölköy sevdası. O da buradan belli oluyor. Bugün İstanbul'dan bin kilometreden burada kalkıp 14 tane dernek başkanı buraya gelmişse Gölköylülerin birliğini, beraberliğini bekiştirmiş demektir. Gölköylüler... Yani bir kahvaltıda söylemiştim gerçekten milli beraberliği hak etti. Daha ileri tarihlerde daha fazla. Bugün 18 dernek ama bizim Gölköy'ün 30 tane mahallesi var. Belki 30 mahalle, daha yani dernekleri yok olsa onları da katacağız ama ileriki tarihlerde ben inanıyorum ki 30 mahallenin derneği olacak 30 dernekle inşallah sizi ziyarete geleceğiz. Bizim tek sevdamız Gölköy, başka bir sevdamız yok. Ziyarette Gölköy Dernekler Federasyonu üyeleri de söz aldı. Ordu'ya geldik böyle ziyaretler için. Bu arada 52TV'de ziyaret etmeden geçmek mümkün değil. İstanbul'da zaten hep beraberiz. Ee, başarılar diliyoruz. Ordu TV'yi her zaman canlı bir şekilde görmek istiyoruz. Gururumuz İstanbul'da TV 52 bize hiç yalnız bırakmadı. Bize de orduya gelmişken TV 52'yi yalnız bırakmak e, olmaz diye düşündük. Ee, federasyonumuz yeni kuruldu. 18 dernekle beraber. Ben de bu federasyonun içinde basın danışmanıyım. İnşallah güzel şeyler olacak. Ordu ziyaretimiz oldu bugün. Gölköylüler Derneği'nin orada bulunan gezisine katıldık. ...ama bu arada federasyon başkanımız ve yönetim kurulu ile birlikte e, ekranların, orduların temsilcisi TV52 ziyaret etme sorumluluğu bilinci içinde yönetim kurulu başkanı Sayın İsa teşekkür ediyoruz, bizleri kabul etti. Federasyonumuzun kurucu derneklerindeniz. Bugün Kanal 52'yi e, ziyaret ettik, çok memnun olduk. E, çalışmalarımız devam ediyor, e, federasyonumuz iyi bir yere gelecek. Ba e, yeterli yere ıı, gelemedi ama e, ileride geleceğine inanıyoruz. İstanbul'dan e, bu akşam e, Ordu ilimizin Görköz Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin bir gecesine katılmak üzere Ordu'ya gelmiş bulunmaktayız. E, beraberinde de TV 52'yi ziyaret ettik. E, bizi e, makamında ağladıkları için Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. TV'yleki yönetim kurulu başkanı İsa Akçay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ee, ben de Gölköy'ümüzün değerli başkanlarını aralamaktan son derece mutlu oldum. Ee, Gölköy Dernekler Federasyonu ve Gölköy'de bütün derneklerin e, muhabbetimizin iyi olduğu, hasbihalimizin iyi olduğu e, dernekler kategorisinde İstanbul'da dolayısıyla biz çalışmaktan büyük zevk ve mutluluk alıyoruz. Bundan sonraki işleyişte de inşallah il, il, ilmesi yukarıya doğru olan göldefte Yoğun bir mesai yaparak, çalışarak yoğun şekilde e, hizmet etmeye, topluma ve derneklere devam edeceğiz. Ben tek, tekrar e, teşekkür ediyorum ve Gölköy'e hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum bu vesileyle. Ordu'nun Mesudi ilçesinde iki yıl önce başlanılan ve çılgın proje olarak da nitelendirilen Kanal Millet Projesi'nde sona gelindi. Belediye Başkanı İsa Gül, ilçenin içerisinden geçen millet tırmanına yapılan Kanal Millet Projesi ile ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Başkan Gül, Projenin bununla kalmayacağını da sinyallerini vererek yeni bir projenin daha hayata geçirileceğini müjeledi. Ordunun Mesudi ilçesinde Su ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce başlatılan Kanal Melet Projesi'nde sona gelindi. Projenin tamamen sona erdiğinde ilçenin içerisinden geçen melet Irmağı, Kanal Melet Projesi ile ıslah edilip yaklaşık 2 kilometrelik alan turizm merkezi haline getirilecek projenin sona ermesiyle ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Kanal Melet Projesi'nin detaylarını anlattı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden Kanal Melet Projemiz devam ediyor. Şu an ilçe merkezimize kadar gelmiş durumda. Ee, i̇nşallah bu sene gerekli görüşmelerimizi yaptık. Onun yan kolu olan e, Fallaca Deresi dediğimiz ve şu anda eski belediye binamızın olduğu yeri e, şeyi aldık, programı aldırdık. Orayı da ıslah çalışmasıyla birlikte inşallah bu sene e, bitirerek e, halkımızın kullanımına e, katmış olacağız. Başkan Gül, ilçede yapılacak turizm yatırımlarının bu projeyle kalmayacağını söyledi. Başkan Gül, Kanal Millet Projesi'nin bu yıl içinde bitirilmesinin ardından ilçede Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Park Projesi'nin de hayata geçirileceğini söyledi. Kanal Millet Projemizin yanında 15 dönüm arazi kamulaştırıyoruz. Bunu da köy kent, e, e, kent park anlamında Büyükşehir Belediye'mize devredeceğiz. Büyükşehir'imizde buraya kent park 16 dönüme Kanal Milliyet'in bitişinde kent Parkı'da bu şekilde inşallah bu sene olmak üzere başlatarak 2017-2018 yılında da bunu da hayata inşallah geçirmiş olacağız. Son yılların en soğuk kışını geçiren Karadeniz sahilinde sokak hayvanları da zor durumda kalıyor. Son 60 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kar sahilde 66 cm, yükseklerde 1,5-2 metre ölçüldüğü Trabzon'da bir belediye çalışanın yüzeyi buz tutan göletteki iki kuyu kurtarma cabası yürekleri ısıttı. Son yılların en ağır geçen kışının yaşandığı Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken yürekleri ısıtan görüntüleri de beraberinde getirdi. Kar yağışının geçen hafta sonu başladığı ve bu hafta başında etkisini artırdığı Giresun'da Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekibinde yer alan İşçi Bülent Kalpakçıoğlu'nun battaniyelerinin bitmesi üzerine köpeğin üzerine kendi montunu örtmesi tüm Türkiye'nin takdirini kazanmıştı. Ardından ikizler ilçesine bağlı Yağcılar Köyü'nde doğum yapan keçiyi sırtında yavrusunu ise Tommy adını verdikleri köpeğin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak dik yamaçta taşıyan 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. <laughs> Daha sonra Ordu'nun Kumru ilçesinde komşusunun köpekleriyle kavga eden ve yaralandığı 5 gün sonra fark edilen Tony adlı köpek için Kumru Belediyesi zabıta ekipleri seferber olmuştu. İlçenin Yukarı Damlalı Mahallesi Fatih mevkisinde bulunan köpeğe ulaşmak için karla kaplı tam 15 kilometre yol giden zabıta ekipleri yaralı köpeği ve sahibi Kemal Coşkun'u da alarak ilçe merkezinde bulunan veteriner hekimin yolunu tutup yaralı köpeği sağlığına kavuşturmuştu. Tamam gördüm gördüm. Burada fazla bir şey yok. Yok vaziyette öyle kötü değil ya. Yalnız bir dakika dursun bu önemli lan bu. Ordu Giresun ve Rize'deki görüntülerin bir benzeri de Trabzon'da yaşandı. Son 60 yılın en fazla karın yağdığı, sahilde ilk kez kar yüksekliğinin 66 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1,5-2 metre ölçüldüğü kentte, Zagnos Valis Parkı'nda donan göletteki iki koyu kurtarmaya çalışan belediye çalışanın çabası dikkat çekti. Soğuk hava ve kar sebebiyle yüzeyi donan göletteki iki koyu kurtarmaya çalışan iki Trabzon Büyükşehir Belediyesi işçisi kürekle buzlu yüzeyi kırarak hayvanlara ulaşmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan işçilerin biri tulum giyerek buzlu gölete girdi. Gölette güçlükle ilerleyen işçi kuğuları kıyıya çıkardı. Hayvanların ürkerek 60 santimetreye aşkın karda kaçması karşısında belediye çalışanı kar içinde bir süre kovaladığı kuğuları kucağına aldı. Kuğuları okşayarak yatıştıran işçi ardından güvenli bir alana götürdü. İşçinin soğuğa ve kara aldırmadan kuğuları kurtarmak için verdiği mücadele bir fotoğrafçının objektifine yansıdı. İki kuyuyu kurtaran belediye işçisi Salim Altuntaş, parktaki hayvanları korumaya öncelik verdiklerini söyledi. Önceliğimiz bizim burada hayvanlar oldu. Diğer arkadaşlar, diğer de çalıştığı için, ben burada görevli olduğum için, Orhan Bey'in bu konuda bize kesin talimatı vardı ve ricası vardı. Mümkün olduğunca hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Ben de o gün e, insaniyet namına geldiğimde sabah 8'de buraya, hayvanlar burada suyun içindeydi. Sonra Kürakman yaptım, olmadı. Sonra bizim tulum elbiselerimiz vardı, tulum elbisesini giydim. Ve hayvanları buradan kurtardım soğuktan. Sadece insanlık adına yaptı. Buzlu, buzlu suyun içine girerek hayvanları buzlu suyun içinden kurtardım. Çünkü buz tamamen kapladı, yürüme şansları yoktu hayvanlara. Soğuk sudan kurtardığı kuğuların personel odasında iki gün boyunca ısınmalarını ve beslenmesini sağladığını ifade eden Altuntaş, buzlar eridikten sonra tekrar suyun içine bıraktım dedi. Ee, yok aldım bizim yukarıda odamız vardı sıcak yerimiz. Oraya götürdüm onları. İki günde orada sakladım onları. Orada yedim, besledim. Ondan sonra aldım yukarı iteriye bıraktım. Normal tekrar su açıldıktan sonra buzları eritip sonra suyun bıraktım. Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Sinan Kaya ise aldıkları bir ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek kuğuları besleyen belediye görevlilerine teşekkür etti. Bugün aldığımız bir ihbar üzerine biz de olay yerine geldik. Burası belediyeye ait bir park. Buranın görevlileri var sağ olsunlar. Hem bunları besliyorlar hem de bunları kurtarmışlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Evet. Ordu Ulu Cami Çevre Düzenleme Projesi hayata geçiriliyor. 3 bölgeden oluşan proje tamamlandığında Ordu'ya yakışır bir görünüme kavuşacak. Ordu'da yapımı süren Ulu Cami Çevre Düzenleme Projesi de hazırlanıyor. Yapımı tamamlandığında bulunduğu alandaki birçok eksikliğin de gidereceği proje 3 bölgeden oluşuyor. Birinci bölge 3.948 metrekare proje alanı içerisinde 3000 metrekare kapalı otopark, meydan düzenleme, ota yıkıma birimi ve çınar ağaçları yer alacak. İkinci bölgede 1.236 metrekare proje alanı içerisinde türbe alanı, cami girişi ve kuru havuz yer alacak. Üçüncü bölgede ise 1.204 metrekare proje alanı içerisinde çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve yeşil alanlar bulunacak. Ulu Cami Çevre Düzenleme Projesi için Uygulama projesi hazırlanıyor. Evet bu haberle bu akşamda bültenimizin sonuna geldik. sonra ekranlarınızda spor haberleri ardından da sürücülerimiz için yoldur mu gelecek? Yani akşam buluşuncaya dek esen kalın. Ordu Spor Git Gide dibe vuruyor. Spor Toto 3. kümede kalma adına çıktığı kritik maçta Ordu Spor yine avantajı elinin tersiyle itti. 19 Eylül'de 21. haftanın önemli karşılaşmalarından biri Ordu Spor maltepe Spor müsabakası sahne aldı. Küme düşme hattı içinde yer alan iki takımın mücadelesinde kazanan Maltepe Spor oldu. Maltepe Spor'a sahasında 2-1 kaybederek kümede kalma yolunda önemli bir avantajı elinden kaçıran Ordu Spor'da umutlar bir bir eriyor. Kritik mücadelede ilk golü bulan taraf Ordu Sporu oldu. İlk 11'de yer alan ancak hazırlık aşamasında hafif sakatlık yaşayarak apar topar ilk 11'den çıkarılan Özgen Erdem'in yerini... ilk 11'e giren Mehmet Batuhan Şenel dakikalar 11'i gösterdiğinde Maltepe Spor'un hatasını iyi değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve aşırtma vuruşuyla Ordu Spor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 24. dakikasında ise Duran top sonrasında Maltepe Spor, Vicdan Aladağ ile skoru eşitledi. İlk yarısı bir birlik eşitlikle sona eren müsabakada maçın orta hakeminin ikinci yarıda verdiği kararlar ise tepkileri neden oldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında Maltepe Spor penaltı kazandı. Topun başına geçen Samet Eker penaltıdan Maltepe Spor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikadan sonra beraberliği yakalamaya çalışan ancak oynadığı futbolla Maltepe Spor Kalesi'nde etkili olamayan Ordu Spor üst üste ikinci mağlubiyetini alarak kümede kalma yolunda büyük bir yara aldı. Maç sonrasında karşılaşmanın hakemine tepkiler sürerken kulüp başkanı Yaşar Pamuk ve futbolcular tepkilerine soyunma odasında ve koridorlarda da devam ettirdi. Ordu Spor aldığı bu mağlubiyetle 14 puanda kaldı. Bir basamak üzerindeki Maltepe Spor ise puanını 18'e çıkartarak küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Potanın menekşelerinde düşüş devam ediyor. Kadınlar Basketbol 1. Liginde bu hafta sonu lider ile karşılaşan Ordu Spor Kadın Basketbol takımı hakemlerin maça etki ettiği maçta 33 sayılık farkla mağlup oldu. Son 2 haftadır deplasmanda mağlup olan ve bu hafta sonu sahasında lider Bornova Beçker Sporu konuk eden Ordu Spor Kadın Basketbol takımı park eden 66-99'luk mağlubiyetle ayrıldı. Maçın hakemleri skora etki etti. Karşılaşmaya hakemlerin kararları damga vururken hakemler verdikleri kararlarla gerek oyuncuları, gerek taraftarları, gerekse yöneticileri çileden çıkardı. Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı maçı hızlı başlayarak bir anda 7-0'lık seri yakaladı. Maçın başında taraftarlarının da desteğini alan Pota'nın menekşeleri ilk periyotta 12-5'lik bir avantaj yakalamışken Bornova Beşker Spor Takımı oyuncusu Nazlı Güler top kendilerindeyken Eyfel Akar'a eliyle profesyonellik dışı harekette bulundu. Hakemler ve masa amirleri bu hareketi es geçerken Eyfel pozisyonunu takip ederek Nazlı'ya sert bir müdahalede bulundu ve oyundan diskalifiye edildi. Pota'nın menekşeleri bu dakikadan sonra oyundan düşerken ilk periyodu 16-20 kaybetti. İkinci periyodu 19 sayı farkla 30-49 kaybeden Pota'nın menekşeleri soyunma odasına bu sonuçla gitti. Geri kalan periyotlarda da farkı eritemeyen Ordu Spor... Karşılaşmayı 66-99 kaybederek üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Ordu Spor'da Şebnem Özçelik 26 sayı ile maçın en skorörü olurken Tuğçe Kanat da 18 sayı ile skora katkı sağladı. Konuk ekip Borova Beçker Spor'da ise 6 oyuncu çifhanelere çıkarken daha önce Ordu Spor forması giyen Gülşah Duman ve Gülşah Akkaya ile birlikte Nazlı Güler 18'er sayı ile maça damga vurdu. Maç esnasında yaşanan bu görüntüler ise tribünlerden tepki aldı. Karşılaşmada görev yapan emniyet mensuplarının bir basın mensubuna karşı yaptığı orantısız güç yok artık dedirtti. Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı'nın kendi sahasında mağlup olduğu Bornova Beçker Spor maçında Karşılaşmanın hakemleri verdikleri kararlarla maça damgasını vururken baş antrenör Hakan Yiğit karşılaşmadan sonra kendi sosyal medya hesabı üzerinden sitem etti. Karşılaşmada en çok tartışılan pozisyon Eyfel Akar ve Nazlı Güler arasında yaşanan yumruklaşmaydı. Yaşanan olay üzerine maçın hakemi Eyfel'i diskalifiye ederken Nazlı hakkında ise hiçbir karar vermemişti. İşte bu karar üzerine antrenör Hakan Yiğit kendi sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak yaşanan durum karşısında sessiz kalmadı. Görüntülerle birlikte açıklama yapan Yiğit, rakip takım oyuncusu Nazlı Güler'in pozisyonun başında Eyfel'e attığı yumruğun nelere mal olacağını şu sözlerle anlattı. Bu pozisyonu şunun için paylaşıyorum. Sporcular bunu birbirlerine yapmasınlar. Yazık oluyor. Bu güzel oyuna yakışmıyor. Bakın pozisyonun başlangıcında iki oyuncu koşuyor. Mavili oyuncu Nazlı Güler, beyaz forma giyen Ordu Sporlu oyuncu Eyfel Akar'a gereksiz yere yumruk atıyor. Burada bir düdük çalınması lazım. Çalınsa bundan sonra olacakların hiçbiri yaşanmayacak. Ama o düdük çalınmayınca ikinci yanlış devreye giriyor ve yumruğu yiyen oyuncu aynen karşılık veriyor. Pozisyonun içindeki hakem gerektiği şekilde sportmenlik dışı faal çalıyor. Fakat ilk pozisyonu görmesi gereken hakem arkadaş bu pozisyonun içinde olmamasına rağmen kararı diskalifiyeye çeviriyor. Bunların hepsi olabilir. Bazı şeyler gözden kaçabilir. Her takımın başına gelebilir. Burada kimseyi suçlamıyorum. Tüm takımlara, hakemlere saygımız var. Bizler aynı gemideyiz. Ama oyuncular bunları birbirlerine yaparsa ayıp eder. Bu oyuna ayıp eder. Arkadaşına ayıp eder. Emeğe ayıp eder. Eder de eder. Şimdi olacakları söyleyeyim. Benim oyuncum kulübü tarafından ağır bir para cezası alacak. Ayrıca kadro dışı kalmasında yüksek ihtimal. Ekmeğini kazanma koruna evinden, sevdiklerinden uzakta ter döken bir sporcu bundan büyük zarar görecek. Bu kadarla da kalmıyor. Takımımda başka 4 numara yok. 5 numarada bir tane. Yani o pozisyonda oynatabileceğim başka bir oyuncum yok. Burada takımımda oynayan diğer oyuncular ben ve yardımcılarım ve de kulübüm Ordu Spor çok zarar görecek. Gördünüz mü atılan bir yumrun nerelere mal olduğunu? Yaptığından mutlu musun Nazlı? Son olarak bu pozisyona kadar oyun planımız tıkır tıkır işliyordu ve 7 sayı öndeydik. Çok motiveydik. Bunlar yaşanmasa maçın sonucu böyle bitmezdi. Sağlık olsun. Biz bu oyunu seviyoruz ve bu oyunun ruhuna uygun şekilde devam edeceğiz. Güzel Ordu Spor plaka yaptı. Bölgesel Amatörlük 4. grupta şampiyonun en büyük adaylarından biri olan Güzel Ordu Spor bu hafta sonu Çarşamba Sporu konuk etti. Grubun 17. haftasında Çarşamba Spor ile karşılaşan Ordu temsilcisi Bikako'nun yıldızlaştığı maçtan 5-2'lik sonuçla sahadan galibiyetle ayrıldı. Bikogo attı, Güzel Ordu Spor galibiyete uzandı. Bölgesel Amatörlük 4. grupta Haftalardır liderliğini sürdüren Güzel Ordu Spor, sahasında Çarşamba Sporu 5-2 yenmeyi başardı. Güzel Ordu Spor'un sezon başında kadrosuna kattığı Severin Bikago, Çarşamba Spor'a patladı. Devre arasında özel sebeplerden dolayı takıma geç katılan ve ikinci yarının ilk iki haftasında kadrodaki yerini alamayan Bikago, haftalar sonra çıktığı ilk maçında bir başladı, pir başladı. Kameranın futbolcu 5-2'lik Çarşamba Spor galibiyetinde 4 gol birden attı. Maça hızlı başlayan Güzel Ordu Spor 28. dakikada Fatih Deniz ile 1-0 öne geçerken daha sonra ise Bikago sahneye çıktı. Fatih'in golünden yalnızca 1 dakika sonra Bikago farkı 2'ye çıkardı. 47. dakikada penaltı kazanan Çarşamba Spor Gökhan Koç'un penaltı golüyle skoru 2-1 yaparken Bikago 52 ve 54. dakikada yeniden sahne alarak skoru 4-1'e getirdi. 87. dakikada yeniden penaltı kazanan konuk ekipte Gökhan Koç maçtaki ikinci penaltı golüyle skoru 4-2 yaptı. Ancak maçın sonucunu 96-3'te bir belirledi ve Güzel Ordu Spor sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Güzel Ordu Spor aldığı bu galibiyetle puanını 39'a çıkartarak liderliğini devam ettirdi. Fatsa Belediyespor'da kayıplar devam ediyor. Bölgesel Amatörlük 4. grupta ilk yarıda fırtınalar estiren Fatsa Belediyespor ikinci yarıda durdu. Güzel Ordu Spor mağlubiyeti ikinci yarıya başlayan Sarılacivertler bu haftada puan kaybetti. Grubun 17. haftasında Ladik Belediyespor deplasmanına giden Ordu temsilcisi deplasmanda 2 puan bıraktı. Ladik Belediyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Sarılacivertli takım İkinci yarıda çıktığı 3 maçta da puan kayıpları yaşamaya devam etti. Ladik deplasmanında beraberlik alarak bir puanla puanını 30'a yükselten Fasla Belediye Spor, lider Güzel Ordu Spor ile arasındaki puan farkını 9'a yükselterek şampiyonluk yolunda işini zora soktu. Fasla Belediye Spor önümüzdeki hafta Şapini ile mücadele edecek. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Kış mevsimi dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülerimizin araçlarında kış lastikleri takılı olması, mutlaka zincir, takoz, çekme halatları bulundurmaları, araç takip mesafelerini arttırmaları, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, şerit ihlalleri yapmamaları ve buzlanma olabilecek kesimlerde dikkatli olmaları gerekmektedir. Giresun, Trabzon yolunun 43. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin Giresun Trabzon yönünde bulunan Güney Tüpü'nde 26.01.2017-04.02.2017 tarihleri arasında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kumluca şehir geçişindeki bölünmüş yolun 13. ve 15. kilometreleri arasındaki sol geliş şeridi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış ve trafik sağ gidiş şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak, Devrek, Mengen yolunun 62. ve 67. kilometre arasında orta refüjde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı, Karataş Kavşağı 3. ve 4. kilometre arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım Karataş Viyadüğü, Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin, Şavşat yolunun 25. kilometresinde Berta mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Diyarbakır, Ergani yolunun 18. ve 23. kilometre arasında kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üst yapı ve Bütünlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.